Bu gördüğünüz adamın adı Raymond Abbas ya da internetteki adıyla Hushpuppy. Dışarıdan baktığınız zaman Raymond inanılmaz varlıklı, havalı, zengin bir adam gibi gözüküyor değil mi? Aslında gerçekten de öyle. Kendisi bir multimilyoner. 300 bin dolarlık Rolls Royce, 200 bin dolarlık Ferrari dahil olmak üzere onlarca lüks aracı var. Uzay jetlerle seyahat ediyor. Jetinde biraz kestirip dinlenmek istediğinde binlerce dolarlık bir Louis Vuitton örtüyle örtünüyor. Dubai'nin en iyi penthouse'larından birinde yaşıyor. Ama onu bu videoya konu yapan mal varlığı değil. Bu mal varlığını nasıl edindiği. Görünen çerçevede Raymond Abbas ya da herkesin onu tanıdığı Instagram adıyla Hushpuppy bir emlak yatırımcısı. Ve 2.7 milyon takipçisiyle bir Instagram fenomeni. Bu mal varlığını nasıl edindiğine gelecek olursak yine Hushpuppy'nin kendi iddialarına göre tüm bu serveti tırnaklarıyla kazıyarak yaptığı akıllıca emlak yatırımlarıyla kazanmış. Onu Nijerya'daki bir araba yıkamacısından Dubai'deki penthouse'lara, özel jetlere götürecek kadar her gün canla başla çalışarak. Ama önemli olan Raymond'ın hayat hikayesi ve mal varlığı da değil. Önemli olan Raymond Abbas'ın hikayesinin nasıl son bulduğu. Bu kadar başarılı bir adamın hayat hikayesi, Dubai'de verdiği lüks bir partiyi FBI'ın basmasıyla neden sonlanır? Sahiden böyle bir adamı neden FBI tutuklar? Nijerya'nın en başarılı influencer'ı neden FBI tarafından tutuklandı? Aslında başarılı emlak yatırımcısı, Nijerya'nın gerçek prensi Hushpuppy'nin anlattığı hikayesinin bir de anlatılmamış, gerçek ve karanlık bir tarafı var. Futbol kulüplerinin, şirketlerin ve hatta koca bir bankanın parasını, masum insanların umutlarını ve emeklerini kaybettiği bir hikaye. Bu karanlık hikayeyi bulmak ve cevaplanmamış tüm soruları bir yanıta kavuşturmak için Raymond Abbas'ın çocukluğunu, gençliğini, her şeyin başladığı yere, Nijerya'ya gitmeliyiz. Bu Raymond Abbas'ın hikayesi. Gerçek bir Nijeryalı prens. Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Fakat videoya geçmeden size bir oyun önermek istiyorum. World of Tanks. World of Tanks tamamıyla ücretsiz, bünyesinde 100 milyon oyuncu barındıran muhteşem bir oyun. İkinci Dünya Savaşı'ndan 20. yüzyılın ortalarına kadar 600'den fazla aracı kontrol edip devasa arazilerde, tepelerde, ormanlarda, çöllerde ve şehirlerde oluşturduğunuz savaş planıyla 40'ın üzerinde haritada rakiplerinizi alt edebileceğiniz devasa, çok oyunculu, muhteşem bir oyun. Eğer 2. Dünya Savaşı'nı seviyorsanız, tanklara ilgi duyuyorsanız, 550'nin üzerinde destroyerlardan tutun toplara, hafif, orta ve güçlü tanklara kadar yüzlerce tarihe uygun tank seçeneğiyle gerçek bir tank kumandanı gibi hissetmeniz sadece ama sadece World of Tanks'ta mümkün. E o halde ne duruyorsunuz? Hemen açıklamadaki linkten World of Tanks'a kaydolun ve 2. Dünya Savaşı'nın içine dalın. Linkten kaydolmanız inanın bana çok büyük bir destek sağlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Raymond, 11 Ekim 1982 tarihinde Nijerya Lagos'ta taksi şoförü bir baba ve seyyar ekmek satıcısı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin mesleklerinden anlayabileceğiniz üzere çok da varlıklı bir aileye sahip değildi. Ona dışarıdan bakan herhangi birisi doğduğu ülke ve ailesinden yola çıkarak onun ileride bir milyardere dönüşebileceğini hayal etmezdi. Çalışabilecek kadar büyüdüğünde Raymond bir araba yıkamacısında çalışmaya başladı. Evet, kendinden yıllar sonra milyarder Gucci ustası olarak bahsettirecek bu adam gençliğinde bir araba yıkamacısında çalışıyordu. Fakat aklında her zaman farklı planlar vardı. Araba yıkamacısından arta kalan zamanında kazandığı parayla yaşadığı şehir olan Lagos'un pahalı markaların sahte kıyafetlerini satan dükkanlarından alabildiği kadar kıyafet alıyor ve bunları daha lüks bölgelerde kıvrak zekasını ve iletişim yeteneğini kullanarak satıyordu. Raymond'ın dili ona milyar dolarların kapısını açacak anahtardı. Ama o yaşlarda farkında olmadan bu yeteneğini ikinci el kıyafet satımında kullanıyordu. Yaptığı tüm bu işlerden arta kalan zamanındaysa Nijerya'da yeni yeni açılan internet kafelerde takılıyordu. Ve bu da bir devrin kapanıp bir devrin açılmasına sebep oldu. Raymond internet kafelere ilk başta günlük hayatının stresi ve iş yorgunluğunu atıp sanal alemde biraz gezinmek için gidiyordu. Sadece dünyanın öbür ucundan insanlarla tanışmak, iyi vakit geçirip biraz kafa dağıtmak için giden Raymond, gittiği her kafede bir şey fark etti. Gittiği her internet kafede tıpkı kendisi gibi büyük hayalleri olan genç Nijeryalı bir grup insan kafeye onun gibi düzenli olarak geliyor ama ondan farklı bir şey yapıyorlardı. Onun gibi tanışma sitelerinde zaman harcamaktansa gizlice bir şeyler çeviriyorlardı. Raymond ise ne olduğunu öğrenmek için can atıyordu. Ve bu vesileyle Nijerya'daki internet kafelerde takıldığı sürede yeni ve tehlikeli bir insan grubuyla tanıştı.
Yaho çocukları. Nijerya'da bulunan, internette işlenebilecek kaç çeşit dolandırıcılık suçu varsa hepsini işleyen Nijeryalı gençler. Phishing, ATM soygunları, kart kopyalama, sahte siteler, sahte mailler. Aklınıza ne gelirse. Hepsi Nijerya'daki Yaho çocuklarında vardı. Ve hepsi Nijeryalı bir gencin hayal edemeyeceği paralar kazanıyorlardı. Raymond da hayalleri için bu gençlerle çalışmaya başladı. Artık her gün araba yıkamacısındaki işinden çıkıyor ve kıyafet alım satımla uğraşmadan doğrudan internet kafeye girip dolandırıcılığa başlıyordu. Her mailde farklı bir hikaye yazarak kolay para kazanma ümidi olan insanları kandırıyordu. Ne maili diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Daha önce mail kutunuza Nijeryalı bir prens olduğunu, mirasını yurt dışına aktarmak için sizi seçtiğini söyleyen veya size miras kaldığını söyleyenler oldu mu? Ya da şifrenizi ele geçirdim ve uygunsuz görüntülerinizi çektim diye. Bu sahte maillerin hepsini Raymond ve arkadaşları yazıyordu. Günde on binlerce kişiye sahte mailler yollayıp onlara gönderdikleri tuzak linklerle veya yazdıkları sahte hikayelerle onların paralarını çalıyorlardı. Fakat bir problem vardı. İşler yavaş ve gizli işlemek zorundaydı. Çünkü Nijerya hükümeti uluslararası alanda dolandırıcılıklarla anılmaya başlandığından internet kafelerde, sokakta, restoranlarda laptop ve telefon kullanan, yeterince bir Yaho çocuğuna benzeyen kişileri doğrudan infaz edecek veya işkence yapacak SARS yani anti soygun timleri kurmuştu. Bu yüzden internet kafelerde dolandırıcılık yapan Raymond ve arkadaşları dikkatli olmak zorundalardı. Ya da göçmek. Yoksa ölebilirlerdi. Tarihler 2014'ü gösterdiğinde Raymond bu işlerden fazlasıyla para kazanmış, eski köklerinden ve arkadaşlarından, ailesinden sıyrılmıştı. Ama anti soygun timleri yüzünden her an ölümle burun burunaydı. Nijerya'da olmak onun için tehlikeliydi. Bu yüzden hayallerinin peşinden Malezya'ya, Kuala Lumpur'a gitti. Kuala Lumpur'a ayak bastığı an artık Raymond Abbas gitmişti. Çünkü artık parası vardı. Çünkü artık fazla para kazanabileceği bir dolandırıcılık işi vardı. O yüzden haş papiye dönüştü. 3 yıl önce Instagram'da aldığı nickine. Malezya'da olmak o ve arkadaşları için muazzamdı. Çünkü artık dolandırıcılıklarını daha rahat yapıyorlar ve elde ettikleri parayı artık rahatça, hiç çekinmeden daha rahat gösteriyorlardı. Kuala Lumpur, haş papinin, Raymond Abbas'ın gerçekten var olduğu, hayallerini yaşadığı bir yere dönüşmüştü. Artık daha rahat hareket ediyor ve daha rahat dolandırıcılıklar yapıyordu. O Kuala Lumpur'da insanları sahte maillerle dolandırıp parasıyla bir Versace mağazasında parti verirken, Lagos'ta, Nijerya'da tıpkı onun gibi başka bir Yaho çocuğu polis tarafından kafasından vurularak öldürülüyordu. Aldığı akıllıca kararlarla arkadaşlarıyla rüyalarındaki gibi hayatlar yaşıyorlardı. Ama Kuala Lumpur'dan hızlıca sıkıldılar. Çünkü o kadar fazla paraları vardı ki sadece birkaç yıl içinde Malezya'da yapılabilecek en lüks şeylerin hepsini yaptılar. Ve yapılacak hiçbir şey kalmadığında Dubai'ye taşındılar. Raymond Dubai'ye adımını ilk attığında artık Nijerya'da araba yıkayan, ikinci el kıyafet satan çocuktan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Dubai'ye adımını attığı an haş papiye bir Instagram influencer'ına dönüşmüştü. Dubai'de bulunduğu süre boyunca her gün lüks araçlarla, kaldığı lüks apartmanlarda fotoğraflar çekiniyor ve klişe girişimci sözleriyle bunları paylaşıyordu. Hatta diğer influencerlarla sık sık kavga da ediyordu. Her zaman söylerim, rüyalar ne kadar güzel olurlarsa olsun, eninde sonunda bir rüyadan uyanırsınız. Raymond, Dubai'de rüya gibi bir hayat yaşarken artık o rüyadan uyanmasına az kalmıştı. Tüm dünyayı soyan ve artık dolandırıcılık taktikleri bankalara, futbol kulüplerine kadar giden Yaho çocukları elbette sadece Nijerya'da kurulmuş anti soygun timleri tarafından aranmıyordu. İşin içine FBI da dahil olmuştu ve çok uzun süredir araştırmalar yapıyorlardı. Hatta yer yer Amerika'da bulunan Yaho çocuklarını da yakalıyorlardı. Örneğin daha önce dostum Charmcoal'in videosunu yaptığı Graham ve Xavier de birer Yaho çocuğuydu. Ama asıl problem Nijerya'daki dolandırıcılardı. Çünkü yokluk içinde büyüyen Nijeryalı gençler çareyi kolay parada, dolandırıcılıkta bulduğundan ölüm riskine rağmen biri biterken diğeri başlıyordu. FBI yaptıkları araştırmalar sırasında 2019'da Haş Papi'nin iki arkadaşını rastladı. Momfa ve Mr. Woodbury. Kısa süren bir operasyon sonrası yakalanan bu iki arkadaş tüm dünyanın bir soru sormasına sebep oldu. Haş Papi de bir dolandırıcı olabilir miydi? Araba yıkamacısından nasıl milyonlara ulaşmıştı? Bir şeyler doğru değildi ve örtüşmüyordu.
FBI tarafından Hushpuppi, yani Raymond araştırıldığında hiçbir emlak işinde adının geçmediği bulundu. Daha önce hiç emlakla uğraşmamıştı. Kazandığı parayı hiç vergilendirmemişti. Daha doğrusu devlet kayıtlarında daha önce hiç para kazanmamıştı. Raymond hiçbir iş yapmadan resmen bir işsiz sıfatıyla tüm bu servete erişmişti. En az onun kadar lüks bir hayat yaşayan arkadaşlarının da yakalanmasıyla şema ortaya çıktı ve FBI peşine düştü. Ama Raymond olacakların farkında değildi. 37. doğum günü geldiğinde her zamankinden farklı hiçbir şey yoktu. Hushpuppi her zaman yaptığı gibi gün içerisinde yaşadığı her şeyi Instagram'ında paylaşıyordu. Farkında olmadığı, FBI'ın an ve an onu ve yaptığı şeyleri izliyor olduğu. Her şeyin farkındalardı. Adım adım Hushpuppi'nin ensesindelerdi. Ve onu yakalamak için ihtiyaç duydukları her şeye sahiplerdi. Çünkü Instagram'ın da her şeyini paylaşmasının yanı sıra gerçek e-mail ve telefon numarasını da paylaşmıştı. Polis tüm bu bilgilerden onun doğum gününü doğruladığında 37. doğum günü baskınına hazırlardı. Operasyon sonucu o gün Dubai'de olan Hushpuppi'nin tüm arkadaşları ve ayrıca 11 farklı dolandırıcı yakalandı. 47 telefon, 7 milyon dolarlık araba ve 40 milyon dolar nakit parayla geçirildi. Hushpuppi Amerika'ya transfer edildi ve Amerikalı şirketler başta olmak üzere tüm dünyayı 500 milyon dolar dolandırdığı için 11 yıl hapis cezası aldı. Boşuna dememişler. Dünyaya gönül kaptıran onun şu 3 zararına uğrar. Tükenmeyen gam, gerçekleşmeyecek arzu, ulaşılmayacak ümit. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.